Ailenizin göz bebeği olduğunuzda her şeyi kendisiyle paylaşmanız gereken bir kardeşiniz olacağı gerçeğini kolay kolay kabullenemezsiniz. Sunny oldukça kıskanç bir kedi. Sunny küçükken sokakta bulunmuştu ve ardından 6 yıl bir barınakta kalıp onu sevecek bir aileye kavuşmayı bekledi. Sunny nihayet bir aileye kavuştuğunda dünyanın en mutlu kedisi olmuştu. Yeni hayatından oldukça memnundu ve bu mutluluğun bozulmasını hiç ama hiç istemiyordu. Bu yüzden de Sunny bir kız kardeşi olduğunu öğrendiğinde kardeşini oldukça kıskandı. Ailesi bir gün eve Hazel adındaki bir kız bebekle gelene kadar Sunny oldukça mutluydu. Sunny Hazel'i görünce o ana kadar kendisine gösterilen ilgi ve sevgiyi Hazel'le paylaşması gerekeceği için çok üzülüyordu. Hazel'in annesi Shannon Sunny ile Hazel'in ilk karşılaşmalarını şöyle anlatıyor. Puset'i salonda bırakıp mutfağa yemek hazırlamaya geçmiştik. Sunny Puset'i bir kokladı ve ardından yemek kabına gitti. Sunny uzun süre evdekileri Hazel'i istemediğine ve onun gitmesi gerektiğine ikna etmeye çalıştı. Sunny Hazel'i hiç sevmiyordu. Bir gün evdekiler Sunny'nin gece Hazel'e nasıl davrandığını kamera kayıtlarından öğrenince gözlerine inanamadılar. Evdekiler uykuya daldıktan sonra bir gece Sunny gizlice Hazel'in yanına gidip onun beşiğine atladı ve Hazel'in yanında uyudu. Hazel'in annesi o anı şöyle anlatıyor. Sunny ilk defa Hazel'in yanında uyuyordu. Bu görüntüleri gördüğümüzde gözlerimize inanamadık. Sunny'nin beşiğe girmesi oldukça zordu ve Sunny de atlamayı seven bir kedi hiç değildi. Kocam onun yatakta bizimle olmadığını fark ettiğinde o 4 saattir bebeğin yanındaydı. Sunny bu hareketiyle aslında ne kadar inkar ederse etsin Hazel'i sevdiğini kanıtlamış oldu. Sunny yalnızca hislerini herkesin içinde belli etmek istemiyordu. Ama o gecenin ardından Sunny Hazel'e olan sevgisini belli etmeye başlamıştı. Hazel'i sürekli takip ediyor, ağladığı zaman onun kendisini iyi hissetmesini sağlamaya çalışıyor ve bulduğu her fırsatta onun yanında kıvrılıp uyuyordu artık. İlişkilerinin başlangıcı her ne kadar biraz olaylı olsa da Sunny ve Hazel çok yakın arkadaş olmuşlardı. Şüphesiz ki hayvanlara sevgi göstermek oldukça önemlidir. Bu şirin canlılara karşı kıskançlık ve benzeri kötü hisler beslemek mümkün değildir zaten. Bu canlılar yalnızca sevilmek ve başlarını sokabilecekleri sıcak bir yuvaları olmasını isterler. Evcil hayvanların evin bebeğine ne kadar düşkün olduğunu, o bebeği ne kadar sevip sahiplendiğini biliyoruz. Ancak bu dostluk yalnızca sahiplenmek veya birbirinden öğrenmekle sınırlı değil. Bol bol eğlence ve mutluluk içeriyor. Araştırmalar özellikle doğumundan itibaren evde evcil hayvanla büyüyen bebeklerin bağışıklık sisteminin daha güçlü olduğunu gösteriyor. Ayrıca eğer genetik bir alerjik problem yoksa yine kedi ya da köpekle büyüyen çocuklar alerjik hastalıklara karşı daha az risk taşıyor. Bir de psikolojik boyutu var tabii. Hayvanla büyüyen çocuk kendine daha güvenli, diğer canlılara ve çevresine karşı daha duyarlı oluyor. Paylaşmayı ve sorumluluk almayı öğreniyor. Yapılan araştırmalar hayvanla büyüyen çocukların suça meyletme ihtimalinin de çok düşük olduğunu gösteriyor.